Kara Mehmet Mermer yöremiz programını sunar. Bizi izlerseniz görürsünüz memleketi. Dinar'da çalan türküyüz biz. Haydarlı'da süren gelenek. Bayat'ta kilim, Erkmen'de vişneyiz biz. Sizinle sizden biriz. Kalecik'te hayata gülümseyen çocuğun yüreğinde umuduz. Safiye teyzenin Taşoluk'ta haşhaş dövdüğü yıldan beri yayındayız biz. Sandıklı'da şifalı bir su, İhsaniye'de muhteşem bir vadi, Kocatepe'de yazılan destanız biz. Bizi izlerseniz görürsünüz memleketi. 397 köyü, 59 beldesi ve 18 ilçesiyle memleketin her köşesindeyiz. Afyonkarahisar'ı köyleri, beldeleri ve ilçeleriyle ekranlara getiren yöremiz programı yeni yayın dönemine merhaba diyor. Bir taraftan geleneklerimiz, göreneklerimiz, tarihi ve turistik değerlerimiz ile kültürel zenginliklerimiz, diğer taraftan yerel yönetimler ve hizmet yolculukları. Bu güzel coğrafyayı sizlere anlatmak için yollardayız. İlk durağımız milli mücadeleye çok büyük katkıları olan bir yer. Ahmet Paşa, hazırsanız Kanal 3 yöremiz başlıyor. Tarihimiz büyük zaferlerle dolu. Ahmet Paşa beldesinde bulunan Çiğiltepe Şehitliği de milli mücadele ruhunun en yoğun hissedildiği noktalardan bir tanesi. Bu şehitliğe geldiğimizde bizi ilk olarak bu arkamda gördüğünüz görseller karşılıyor. Şimdi o görselleri size yakından göstereceğiz. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri bu topraklarda atıldı. Ahmet Paşa yolculuğumuza Çiğiltepe şehitliğinden başlarken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Bu görseller arasında 26 Ağustos 1922 tarihinde Büyük Taarruz Harekatı'na katılan Türk Ordu Birlikleri'nin taarruza başlama anının gösterildiği bir fotoğraf karesi de var. Evet, askerlerimiz cephede canlarını hiçe sayarak bu vatan uğruna savaştılar. Ancak kadınlarımız, yaşlılarımız da onlar için ellerinden gelen her şeyi yaptılar.
Gördüğünüz gibi burada arkamda bir görselde mermi yapan kadınlar var. Onlara cephaneye, evlatlarını sırtlarına bağlayıp büyük fedakarlıklarla erzak da taşıdılar. Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği, Afyonkarahisar'ın güneybatısında, Sinanpaşa ilçesinin güneydoğusunda bulunan 1591 rakımlı Çiğiltepe üzerinde olup Sinanpaşa ilçesine 18 kilometre uzaklıktadır. 27 Ağustos 1922 günü Çiğiltepe'yi ele geçirmekle görevlendirilen 57. Tümen Komutanı Miralay Reşat Bey, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'e tepeyi yarım saat içerisinde ele geçirmek için söz vermiş. Ancak sözünü yerine getiremeyince tabancasını şakağına dayayarak intihar etmiştir. Ne var ki bu kahramanın intiharından kısa bir süre sonra Çiğiltepe Türk askerleri tarafından ele geçirilmiştir. Albay Reşat Çiğiltepe'nin Sandıklı ilçesinde bulunan mezarı Ankara'daki devlet mezarlığına nakledilmiştir. Albay Reşat Çiğiltepe şehitliği, görevini yerine getirmeyi canından aziz bilen 57. Tümen Komutanı Miralay Reşat Bey ve o çevrede şehit düşenlerin anısına yaptırılmış olup 22 Haziran 1996 tarihinde ziyarete açılmıştır. Şehitliğin girişinde Albay Reşat Çiğiltepe'nin bronzdan yapılmış büstü, ortasında ise çekilmiş bir kılıcı andıran dikili taş ve kitabeleri ile mermerden yapılmış şehit mezarları bulunmaktadır. Çiğiltepe şehitliğinde 57. Tümen Komutanı vatanseverliğin sembolü Albay Reşat Çiğiltepe'nin bu büstü de bulunmakta. Büstün altında da aslında az önce seslendirmede sizlere anlattığımız hikayenin kısaltılmış hali yer almakta. Yani başkomutana verdiği süre içerisinde Çiğiltepe'yi alamadığı için intihar eden, daha sonra aradan geçen 15 dakika gibi kısa bir süre sonra askerleri tarafından ele geçirilen bu tepenin hikayesi bu büste de anlatılıyor. Biz hem Albay Reşat Çiğiltepe'yi hem de onun onurlu askerlerini buradan saygıyla minnetleniyoruz. Bu güzel vatanı bizlere miras bırakan atalarımızın kabri başındayız. Çiğiltepe şehitliğindeyiz. Gerçekten burada duygulanmamak elde değil. Ben bu duyguyu bir Çanakkale'de hissetmiştim. Bir de Afyonkarahisar'da, hem Kocatepe'de hem de şu an üzerinde bulunduğumuz Ahmetpaşa'ya bağlı Çiğiltepe şehitliğinde. Az önce bahsettiğimiz Albay Reşat Çiğiltepe'ye ait Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'le olan diyalogları da burada dakika dakika yazıyor. Hemen devam ettiğimizde yine şehitlerimizin kabri bizi karşılamakta. Daha 20'li yaşlardalardı. 20 ile 24 arasında, hepsine özellikle dikkat ettim. İbrahimoğlu Mehmet 23 yaşında Kütahya, Ömeroğlu Bekir 20 yaşında Konya, Alioğlu Mahmut 22 yaşında Malatya, Türkiye'nin birçok yöresinden birçok vatan evladı işte bu toprakları bizlere miras bıraktı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk şehitlerimize ithafen, dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz ve daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir.
Burada şehit olan kahraman evlatlarımızı minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun, notumu düşmüştür büyük taarruzdan sonra. Zaferin kazanıldığı Çiğiltepe'nin bugünkü halini gösterdik. Burada canlarını hiçe sayarak savaşan ülkenin dört bir yanından gelen birçok kahramanımız yatıyor. Şimdi de sizleri bu kahramanların milli mücadele döneminde bu cennet vatanı bize bırakmak için verdiği büyük mücadelenin görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Ahmet Paşa Beldesi ekonomisine daha çok tarım ve hayvancılık ile yön vermekte. Arkamda görmüş olduğunuz Şehit Ali Emlek Barajı da işte bu tarımsal karakterli arazilerin sulamasında kullanılıyor.
Şu anda biz Ahmet Paşa'nın hemen terasındayız. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü şemsiyesi altındaki Şehit Ali Emlek günübirlik kullanım alanındayız. Burası çok güzel bir coğrafya. Gerçekten her taraf yemyeşil ağaçlarla çevrili ve burası mesirelik alanı olarak da hizmet vermekte. Ahmet Paşalılar hafta sonu özellikle bu bölgeyi çok tercih ediyorlar. Arkalarında büyük bir baraj, etraflarında yemyeşil bir vadi ve çardakların üzerinde günlerini piknik yaparak burada değerlendirme imkanına sahipler. Ahmet Paşa Belediyesi bu gördüğünüz alana gerçekten çok güzel işler yapmış. Hem spor kompleksi kurmuş, içerisinde halı saha var. Yine spor araç gereçlerinin bulunduğu ayrı bir alan bulunuyor. Çocuk oyun parkı ve çok güzel yürüyüş parkurları da gördüğünüz bu mesirelik alanını gerçekten zenginleştirmiş. Kamalyalar hemen barajın üst kısmında bulunuyor. Arka tarafım size o görüntüleri izletiyor şimdi. Gerçekten doğayla iç içe, doğanın tam da kalbindesiniz. Yemyeşil ağaçların arasında. Altınızda Ahmet Paşa Ovası, siz bu santral alanında, bu mesirelik alanında güzel bir günü ailenizle birlikte yaşayabilirsiniz. Eğer yolunuz Ahmet Paşa'ya düşerse buraya mutlaka gelin diyoruz. Mesire alanında doğa yürüyüşünüzü yaparken böyle çok güzel bir ağaç köprüyle karşılaşacaksınız. Şimdi yaz ayında olduğumuz için su kurumuş ama kış aylarında kar ve yağmur sularıyla birikme oluyormuş burada. Ve bunun altından su akıyor. Suya da gerek yok bence. Buraya geldiğinizde yeşillikleri arkanıza alarak harika fotoğraf kareleri elde edebilirsiniz. Yürüyüşünüzü yaptınız ama bu kadar şey bana yetmez, biraz daha hareket etmeliyim diyorsanız da burada spor için konulmuş araç gereçler üzerinde doğanın içinde keyifli sporunuzu yapabilirsiniz.
Evet, Ahmet Paşa geçimini daha çok tarım ve hayvancılık ile sağlıyor demiştim. Şu an Göğüzdere mevkiindeyiz. Burada Süleyman amca var. Selamun aleyküm. Kendisi bu dağlarda, ömrü bu dağlarda geçiyor işte. Hayvancılıkla uğraşıyor. Merası var. Burada şimdi ineceğiz meraya. Bakalım neler yapıyor. Kendisiyle kısa bir söyleşimiz olacak. Evet, Süleyman Karsak ile birlikteyiz. Yürüdük geldik, böyle tepeden indik. Süleyman amcanın merası burası işte. Arkamda görüyorsunuz, evet. Evi var. Hemen yanı başında da ahırı var. Burada yaşıyor. Evet, burada. Ömrüm burada geçiyor. Aşağı yukarı 7 ay falan kalıyoruz aşağı yukarı. 6-7 ay arasında. Hayırlı otlatıyoruz buraları. Ne zaman çıkıyorsunuz, ne zaman iniyorsunuz? Nisan'da çık geliyorum, Kasım'da iniyorum. Büyükbaş yapıyorsunuz. Büyükbaş yapıyoruz, evet. Ongadak falan yiyemiz var işte. Onlarla geçimimizi sağlıyoruz burada. Gütmesek olmuyor zaten. Bize bir anlatsana ya, nasıldır hayvancılık? Her zaman her şey. Ben seviyorum burada, yayla havası insana daha şeyli. Burada seviyorum mesleğimi artık. Bir de emekli zamanımız da geliyor artık. Allah'a şükür. 5-10 kuruş kazanıyoruz buradan, inip gidiyoruz işte. Burada hayat güzel. Başka bir şey yok yani. Devamlı işine meşgul oluyoruz. Hayvanlarımızı gidiyoruz. Sağın oluyor. Sütümüzü sütçüye veriyoruz. Burada genelde işte hayvanlarla, başka bir şeyimiz yok. Büyük bir sessizlik var. Doğun, yayladasın, evet. Doğanın içindesin, evet. Hiç kimse yok. Yok, kimse yok. Sadece evet. İşte kuş sesleri, tavuk sesleri, hayvan sesleri. Evet, başka bir şey yok. Yani sabahleyin daha bir güzel olur burada mesela, gün doğarken ortalık aydınlanır falan. İyice bir sessizlik çöker buraya. Kendi başına mı kalıyorsun burada? Burada ailemle kalıyorum ben. Eşim de var. Eşim şu anda köyde. Birlikte kalıyorsunuz. Birlikte kalıyorum. Hem kafa dinliyorsunuz, evet. Hem de hayvancılığı yapıyorsunuz. Evet. Şimdi hele bir de bu hastalıktan dolayı iyice buradan gitmek istemiyoruz artık. Kendiniz de burada muhafaza etmiş oluyorsunuz. Evet. Bir yöne de öne oluyor. Süleyman amca, şimdi hayvancılığın zor yönleri neler ya? Bize bir anlatsana biraz. Ya, tabii ki şimdi yem ağır. Burada mecbur kalıyoruz aslında gütmeye hayvanlarımızı. Yemin ederim devamlı içeride bakmış olsak maliyet kurtarmıyor. Burada gidiyoruz mesela, verim düşüyor biraz. Bayağı düşüyor yani sütten, şeyden. Ama yine de işte buradan ekmeğimizi çıkarmaya çalışıyoruz yani. Burada yağışlı günler falan biraz sıkıntılı oluyoruz yani. Yağmur yağdı mı, soğuk oldu mu. Bayağı bir insanın bir zoruna gidiyor yani. Hayvanların dışarıda, kendin dışarıda yağmurdan sıkıntılı oluyoruz onlar. Yoksa geri yanda sıkıntı yok burada. Hayvanlar rahat barınıyor, doyuyor hayvanlar. Senin gibi böyle bu bölgede aynı şartlar altında baya vardır değil mi? Var, yapan? Var, var. Bir yukarılarda falan arkadaşlar var, aşağıda arkadaşlar var. Komşu köyler var, karşılarda var arkadaşlar. Baya yani kalanlar var, hep yaylalardan sebepleniyorlar yani. Kimisinde bazılarında koyun var, bazılarında sığır var. Kiminde kurbanlık var, kiminde damızlık var. Böyle bu şekilde köyde inam ediyoruz işte buralarda. Hayatınız böyle hayatımız gelip geçiyor. Gelip geçiyor, evet. Güzel de bir hayat, farklı evet. Bir hayat aslında. Evet. Dediğim gibi hem sessiz bir hayat hem zahmetli bir hayat. Evet. Ama içerisinde birçok hatırayı da biriktirebilen bir hayat. Evet, evet. Yani bu gerçekten şurada ben kendimi canlandırdım. Acaba ben burada yaşasam nasıl, kaç gün dururum falan diye. Yani bizim için zor ama Süleyman abi artık şehre götürsek Süleyman abi, o da buralara arar. Doğru mu? Ben şimdi köye iniyorum, işim oluyor tabii. Bazen şehre de gidiyorum. Hasta olup da öne geliyorum buraya. Oraya bana ağır geliyor mesela. Buraya alıştığımdan dolayı sevmiyorum yani aşağıyı. Çok havasından mı, neden? Buraya geldiğim zaman dinleniyorum. Köyde mesela rahatsız oluyorum. Hele Afyon'a gidersem iyice şey oluyor. Komaya giriyor da. Vallahi komaya giriyor. İyice kafan falan ağrıyor yani. İşe yetmiyor. Alıştığımızdan yedi. Buraya ilk geldiğimizde mesela Nisan'da gelirin 10-15 gün, 20 gün insanı çarpar buraya oksijen. Başın kalkmaz burada. Ondan sonra oksijen alışıyorsun. Köye gittiğin zaman bir yolda aynı şey oluyor. Aynı şeyi orada da görüyorsun yani. İlk geldiğin zaman insanı bir çarpıyor 10 gün 15 gün. Oksijen fazlalığından tabii ki ön oluyor.
Ama Nisan'a kadar gelmiyorsun buraya işte, değil mi? Gelmiyor. Şimdi Kasım'da ineriz. Artık köyde yerim var, vesanem var. Orada işletiyor aynıları. Bizim yolumuz uzun daha. Biz Ahmet Paşa'yı anlatmaya, tanıtmaya devam edeceğiz. Sizi burada bırakıyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Hayırlı işler versin Allah. Allah herkese hayırlı işler versin. Allah milletimizi kurtarsın şu dertten. Bu dertten inşallah. Kurtuluruz. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde kaldığımız yerden devam ederiz. Zor i̇nşallah. Günler yaşıyoruz. Çok tedbir aldık. Evet. Sabırlı olduk. Aylarca direndik. Hala da direniyoruz. Evet, hala ama inşallah güneşin doğduğu günleri de göreceğiz. İnşallah. Bu hastalık da bitecek i̇nşallah ve hayat bitecek. Normale dönecek diyelim. Evet. Ve kolaylıklar dileyerek ayrılıyoruz. Hoşça kalın. Allah razı olsun. Güle güle, iyi günler. Ben de bir el sallayalım birlikte. Bir el sallayalım. Uzunca şöyle el sallayalım. Mehmet Mermer'in sunduğu Yöremiz programı reklamlardan sonra devam edecek. Kara Mehmet Mermer'in sunduğu Yöremiz programı devam ediyor. Şehirlerde bu görüntüyü çok fazla göremeyiz. Çok fazla değil, artık hiç göremiyoruz neredeyse. Ama Ahmet Paşa köyünde böyle çeşmenin kenarına gelmişler. Halı yıkıyorlar teyzemler. Merhaba, kolay gelsin. Hoş bulduk, ne yapıyorsunuz? Aman yavrum, çekmeyin beni. Gel çekelim gel. Şöyle yanına da oturayım ben senin. Ne yapıyorsun, halı mı yıkıyorsun burada? Halı suyu yıkıyorum. Buranın suyu iyi mi yıkıyor? Yıldık yapacaksın. Çok temiz buranın suyu. Zor olmuyor mu ya? Dar değil mi bu ara? Oo, kolay geliyor bak bana. Sen bütün halıları burada mı yıkıyorsun? Evet. İyi bakalım. Nerede kurutuyorsun bunları? Köyümüze seriyorum, tellere. Sen adın ne teyzem ya? Ben sormadım. Neye? Halime Yiğit. Halime teyzem, nasıl da güzelmişsin. Ya. Tek başına mı yıkıyorsun sen? Gelin kız yok mu sana yardım et? Gelin işte. Oğlan işte. Kızla el evinde. İşler sana kaldı ha? İşler bana kaldı. Temizlik yapacağım. Temizlik imandan tabii. Ya tabii. Doğru. Hadi ben seni oyalamayayım o zaman. Sıcak da hava. Hadi kolay gelsin. Evet, şimdi de sıra Ahmet Paşa Belediyesi'nin beldeye yaptığı hizmetleri anlatmaya geldi. Yerel yönetimlerin hizmet yolculuğu da Yöremiz programında sizlerle olacak demiştim. Bakalım Eyüp Yakan yönetimindeki Ahmet Paşa Belediyesi bu beldede ne tür hizmetlere imza attı ve atmaya devam ediyor. Evet, Ahmet Paşa Belediyesi'nin yaptığı en önemli yatırımlardan bir tanesi de güneş enerjisi santralleri. Hemen Ahmet Paşa'nın
kenarında 20 bin metrekarelik bir alan üzerinde kuruldu bu santraller ve ayda 350 kW'lık enerji üretimi sağlıyor. Bu da Ahmetpaşa Belediyesi için ortalama 70 bin TL'lik gelir demek. Yani belediye bu gördüğünüz santralden ayda 70 bin lira gelir elde ediyor. Ahmetpaşa Belediyesi'nin yeni dönemde hayata geçirmek istediği en önemli projelerden bir tanesi toplu konut. Toplu konut artık günümüzde çok önemli. Hem modern çağın gereği hem de deprem bölgelerinde özellikle kentsel dönüşüm adına hayati derecede ön plana çıkıyor. İşte bu nedenle Ahmetpaşa Belediyesi arkamda gördüğünüz bu devasa alana toplu konut projesi uygulayacak. Bununla ilgili toplu konut idaresine gerekli başvurular yapıldı. Ancak pandemi süreci araya girdiği için şu an işlemler biraz ağır şekilde ilerliyor. Sanırım önümüzdeki dönemde bu gördüğünüz alanlarda toplu konut idaresi ekipleri gelip bir ön inceleme yapacaklar. Ardından da Ahmetpaşa beldesi yeni bir toplu konut hamlesiyle tanışmış olacak. Ahmetpaşa yolculuğumuz devam ederken bir mahalle fırınına denk geldik. Burada bayağı meşhurmuş bu mahalle fırınları. Ben de duramadım tabii, merak ettim, hemen girdim içeriye. Merhaba ablam, seni tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elveda Dursun benim adım. Nasılsın Elveda abla? İyiyim. Ne yapıyorsunuz fırında, neler pişiriyorsunuz? Bir şey pişiriyoruz biz fırında. Aşure, nohut, fasulye, biber, aklına ne gelirse, ekmek, bükme, mantı, börek. Allah, ben mahalle fırın deyince bükme ekmek olur diye düşünüyordum ama fasulye, aşure bile pişiriyorlarmış burada. Geceleri koruz onları. Sabaha karşı daha güzel haşlanması, pişmesi için öyle onu da yaptırıyoruz. Seni tanıyalım da, senin adın ne? Medine Onay. Medine ablam, sen de burada beraber yapıyorsun. Annem mi yoksa? Evet, annemle beraber yapıyoruz. Şimdi ne var fırında? Ben biber gibi bir şey gördüm sanki. Kırmızı biber. Kapya biberimiz var. Közleme. Onu kışlık için hazırlayacağız. Patatesimiz var. Öyle yemek için. Ekmek. Sizin bu ekmekler de patatesle oluyor herhalde. Tabii ki de. Sadece patatesle, yoğun patatesle yaptığımız bir ekmektir. Köy ekmeği. Bu afyon ekmeği. Lezzeti evet çok güzeldi. Gerçekten yemediyseniz mutlaka yiyin. Özellikle böyle kış aylarında sobanın üstünde ısıtın. Evet. Bir güzel de tereyağını sürün üzerine, değil mi? Mayatlama kesinlikle olmaz. Bayağı çok uzun ömürlü oluyor. Aynen, uzun ömürlü ekmeklerimiz yani, çok güzel. Ya o çok sıcak ya, siz pişmiyorsunuz mu fırının önünde? Tabii ki de, çok ateşle alttan yakıyoruz biz bunu. Normal odun fırın, odun ateşiyle yapıyoruz. Tabii ki de terlemez misin? Canım bile çıkıyor. Kışın gene iyi oluyordur ama. Kışın evet, kışın sıcak. Şömine gibi burada oturup ısınıyoruz. Hadi kolay gelsin o zaman size, ben çok tutmayayım fırının önünde. Ahmetpaşa beldesinde tam 4 cami bulunmakta. Biz en büyüğündeyiz. Neden buradayız? Çünkü burası Ahmetpaşa Merkez Camii. Tarihsel özelliği olan bir caminin içerisindeyiz. 1484 yılında bizzat Ahmetpaşa'nın kendisi tarafından yaptırılmış bir cami. Zaten dışındaki duvarlarda o eski taşlar 1400'lü yılları simgelemekte. Şimdi bu caminin görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Caminin hemen yanında da yeni bir okul inşaatı var. O okul inşaatıyla ilgili bilgileri ise caminin imamından öğreneceğiz. Allah, ey, ey, ey.
caminin 1400'lü yılların izlerini taşıdığını söylemiştim. Az önce bahsettim. İşte caminin duvarları gördüğünüz gibi bu yontma taşlarla çevrili. Yani eskiden böyleydi. Bu taşları genelde hanlarda çok görebilirsiniz. Bir de tarihsel özelliği bulunan bu tür camilerde görebiliyorsunuz. Evet, cami imamımız Mustafa Balaban ile birlikteyiz. Hem Ahmet Paşa Merkez Camii'nin tarihçesi hem de arkamda görmüş olduğunuz Süphyan Okulu inşaatı ile ilgili kendisinden bilgi almak istiyoruz. Arkamda gördüğünüz okulu Ahmet Paşa Belediyesi yapıyor. Restorasyonu yine onlar üstlenmiş durumda ve buranın çevre düzenlemesi de yine Ahmet Paşa Belediyesi tarafından yapıldığını öğrendik. Şimdi hocama soralım, biraz Ahmet Paşa Merkez Camii'nin tarihçesini bize anlatsın. Bir ya da bu okulla ilgili kısaca bilgi alalım. Ahmet Paşa Merkez Camisi çok eskiye dayanan bir camidir. Vakıflara ait ve bu cami Ahmet Paşa tarafından yaptırılmış. Daha önceleri iki kubbe şeklinde olan cami, daha sonra vatandaşlara hizmet az geldiğinden dolayı 5 tane kubbeye çevrilmiştir. Vakıflara ait tarihi bir camidir. Bu camimizin girişleri vatandaşlar tarafından yaptırıldı. Kadınlara ve erkeklere ait hizmet vermektedir. Merkez bir camidir. Eski tarihi özelliği olan bir camidir. Bu Süphyan Okulu dediğimiz eskiden Kur'an kursu olarak yaptırılmış fakat erkek çocuklarının fazla bulunmadığından dolayı belediye başkanımız burasını 04 ile 06 yaş Süphyan Okulu'na çevrildi. Çocuklarımız burada ilk olaraksan hem Kur'an-ı Kerim'i öğrenebildiği kadar öğrenmek ve Allah'ını, peygamberini, kitabını tanımak, en önemlisi de ahlaklı bir nesil yetiştirmek için bu sene inşallah nasip olursa 04 ile 06 yaş grubundaki çocukların burada eğitimi verilmeye devam edecektir. Ve şimdi de Ahmet Paşa'nın kabrinin bulduğu mezarlıktayız. Hemen yanında da ayrı bir türbe var. Saray kızı olduğu için eşi Fatma Sultan'ın türbesi var. Bulunduğumuz bu alan ise Ahmet Paşa'nın kabri. Ahmet Paşa, Fatih Sultan Mehmet Han'ın esir aldığı bir Sırp kralı satrazam yapmıştı. İşte o satrazam Sırp kralın oğlu olarak bilinmekte ve kabri de burada Ahmet Paşa'da bulunuyor. Ramazan abi, soy ismini de anayım. Akçil, Ramazan Akçil. Ramazan Akçil'den biraz dinlemek isteriz buradaki tabloyu. Bu şimdi dışarıdan devşirme geldiği için bu dışarıda duruyor. Hafsa Sultan, Fatma Sultan içeride yatıyor saray kızı olduğundan dolayı. O içeriye gömmüşler. Bu paşa da kaptan deryalık falan yapmış. O da burada duruyor. Bu da duruyor. Arka taraflarda bunlar da var. Ailesi, şu türbe dağı arkasında yazısı da var. Osmanlıca. Bunlar hep gelinleri, kızları falan böyle. Bu şekilde burayı yerleşmiş. Emekli olduktan sonra. Burada mefaat ediyor. Hanımını içeriye gömüyorlar. Kendisi de dışarıda. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Bakın, ben ilk geldiğimde hatta bilmediğim için Ahmet Paşa Türbesi galiba burası demiştim. Bu gördüğünüz alan Ahmet Paşa Türbesi değil. Ahmet Paşa'nın eşi, yani bir saray kızı olduğu için o dönemde bu şekilde türbenin içerisine konulmuş. Hemen Ahmet Paşa'nın kabri ise türbenin kapısının karşısında bulunuyor. O da Ramazan abinin de anlattığına göre dışarıdan geldiği için bu şekilde. Devşirme olduğu için. Zaten burası Ahmet Paşa'dan daha önce de varmış burası. Bak, burada gördüğünüz gibi Vesku taşı.
Ahmet Paşa'da yeni bir yaşam alanı oluştu. Hemen Ahmet Paşa'nın üst bölgesinde 100 adet TOKİ tarafından yapılan konutlar hak sahiplerine bu dönemki belediye tarafından teslim edildi. Artık burada yeni bir yaşam var, artık burada yeni bir hayat var. Hak sahipleri evlerine oturmaya başladılar. Ahmet Paşa Belediyesi de buraların çevre düzenlemesini yapıyor ve kilit parka taşı döşemesi işlemlerini de tamamladı. Ve öğrendiğimiz kadarıyla 10 bin metrekarelik bir alan üzerinde kilit parka taşı döşemesi gerçekleştirilmiş. Evet, Ahmet Paşa'daki yeni yaşam alanı bu toplu konutların bulunduğu bölge diye anonsta belirtmiştim. İşte hak sahiplerine evleri teslim edildi. Artık öyle bu evlerde oturuyorlar. Onlarla kısa bir söyleşi yapalım istedim görünce. Gölgelenmişler. Bu sandalyeleriniz de çok orijinalmiş ha. Teşekkür ederim, sağ olun. Merhabalar, sizi tanıyalım. Ben Cahit Soy'dan emekli işçiyim. Ahmet Paşalıyım. Burada bir konutum olması benim için artı bir değer ve Ahmet Paşa için artı bir değer. Çünkü burada yapılan bu konutların sayesinde dışarıdan en az 40 aile burada. En az 40 aile buraya geldi. Ahmet Paşa'ya yerleşti. Yani Ahmet Paşa'nın değerine değer kattı. Evet, aslında bakın bu çok önemli. 40 aile doğup büyüdüğü topraklara geri döndü. Yani bu tür beldeler, köyler sadece dışarıdan geldi dışarıdan diyorsunuz. Dışarıdan geldi, göç aldı. Yani göç aldı. Ahmet Paşa bugüne kadar göç veriyordu, bugün göç aldı. 40 aile göç aldı. Yani göç aldı, bu konutların sayesinde göç aldı. Ya, Ahmet Paşa'mız bizim çok güzel bir belde, çok güzel bir yer. Yerleşimi çok güzel. Toprağı verimli, insanları, daha önceden de insanları böyle düşünceleri, fikirleri ve etrafta bizim bu köyümüzü Akıbat Köyü diye bilirler. Yani herkes hazır cevaptır. Kime ne sorsanız bir şekilde size bir hazır bir cevabı vardır. Yani bizim Ahmet Paşa'mız çok güzeldir. O yüzden ben bu köyümü çok seviyorum. Ahmet Paşa Belediyesi çalışmalarına tabii ki çocukları da unutmadı. Her mahalleye onlar için rengarenk oyuncakların olduğu parklar yaptı. Çocuklar burada gönüllerince eğlenebiliyorlar. Ahmet Paşa'da belediye işçileri gece gündüz demeden sokakların temizliği için canla başla çalışıyorlar. Kırmızı çabuk da biter, biter yaş üzüm. Kırmızı çabuk da biter, biter yaş üzüm. Yanvara yanvara acılım kalmadı yüzüm. Yanvara yanvara acılım kalmadı yüzüm. İsmail Kervan ile birlikteyiz. Arkamda gördüğünüz çeşme çok tarihi bir çeşme. Ahmet Paşa'da bulunuyor. Merkez Camii'nin hemen karşısında. Ama tabii ki bu çeşmeyi İsmail Kervan en iyi anlatacak kişidir dediler. Aynı zamanda buranın eski muhtarlarından kendisi. Biz de bu çeşmenin öyküsünü ondan dinlemek istiyoruz. Bu çeşme batıya bakıyor. Yönü batıda, şuradaydı hemen. Burada yol ıslahı yapılırken buranın tarihi şeysini bozmamak için, kaybetmemek için bunu buraya o zamanın belediye başkanları taşıdılar. Buraya rapt ettiler. İsmail abi bize bir de dediler ki İsmail abiniz çok iyi sesi vardır. İyi de türkü de söyler dediler. Doğru mu? Evveli öyleydi. Şimdi niye? Bitti. Nasıl biter ya? Bitti. Sesin mikrofonik. Ben alıyorum sesini. Alıyorsunuz da şu anda gerçekten bitti yani. Benim aklıma şu kadarcık bir şey söylesek olur mu? Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Darılmış güle bülbül, gelip dalına konmaz. Loy loy di loy loy loy,
loy loy di loy loy loy. Çektim acı yeter ocakta duman. İsmail abim de bizi kırmayarak söyledi. Neden söyledi? Sesim kötü ama dedi. Yine de söyleyeyim tamam dedi. Çünkü işte o türkülerimiz yaşasın istiyor. Türkülerimizi yaşatmak adına söyledi. Biz de çok memnun olduk. Kültür Bakanlığı'ndan bilhassa haddim olabilerek bu kişilerin üzerine eğilmelerini istiyorum. Haddim olmayarak. Türkü, halay bunları asla söndürmememiz lazım. Geleneklerimizi, göreneklerimizi, örf ve adetlerimizi yaşatmamız gerekiyor. Yöremiz programı bu yüzden yollarda. Yöremiz programı sadece bölgeleri anlatıp tanıtmıyor. Aynı zamanda işte bu dikkat çektiğimiz, hassas olduğumuz konuları da gün yüzüne çıkarıyor. O konuları da sizlerle paylaşıyor. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Bu konuları anlatmaya devam edeceğiz. Yöremiz Ahmet Paşa da devam ediyor. Ahmet Paşa da tam da bu evin görüntülerini almak üzereydik. Hoşumuza gitti. Böyle çok tarihi bir görüntüsü var. Kapıları olsun, kapıların üzerinde olduğu numaraları olsun, taşları olsun, duvarları olsun. Orada da Mehmet amca bekliyormuş. Beni çekmeyecek misiniz dedi. Vallahi Mehmet amca dedim. Çekerim de dedim ama türkü söyletmeden de bırakmam bak dedim. Türkü biliyorsan gelip çekeyim dedim. Bu sefer durdu. Ne söyleyeceğiz dedi. Hiçbir şey bilmiyorsan Karahisar Kalesi'ni söylersin dedim. Tamam dedi. Artık kesin bir şey düşünmüştür, o bulmuştur. Merhaba Mehmet abi. Merhaba. Bu isim neydi? Hoş Mehmet. Hoş geldiniz. Mehmet Akyer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yattığın uyuyor, kalktığın yürüyor. Bir daha de be. Yattığın uyuyor, kalktığın yürüyor. Yat diyenle uyuyor. Yattığın uyuyor, kalktığın yürüyor. İyi. Onlar izleyici anladı. Sıhhatlıyın. Sıhhatlısın. Allah daha çok amin, sağlık cümlemize versin. Amin cümlemize. Vatanımıza, milletimize Allah zeval vermesin. Abi ne iş? Emeklisin. Emekliyim. Nereden emekliyiz? Sigortadan. Sigortadan emekliyiz. Evet. Bu ev kimindi ya Mehmet amca? Bu ev Veli Öney'in. Çok güzel eski bir ev burası. Evet. Böyle kaldı gitti mi burası? Burası kaldı gitti, terk ettiler öte dünyaya. Hüvelbaki oldular. Biz de işte dünyadan göçüp gidiyorlar. Birileri geliyor burada fotoğraf çekeceğim, kamera çekeceğim diye uğraşıyor. Evet. Türkü söylüyoruz mu şimdi? Ne bileyim, bilemiyorum. Bilirsin, söyle hadi bir tane. Aktağı olmadın mı, kaşlara konmadın mı, Akyağır kayına sen gelin olmadın mı? Bu da yeter, ne güzel oldu işte. İşte Ahmet Paşa'nın sokakları Mehmet amcanın sesiyle yankılandı. Balkondan alkışlıyorlar onu insanlar. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Afyonkarahisar'da birçok beldede hamamlar bulunmaktadır. Bu bölgede kaplıca termal bir bölge olduğu için çok sayıda hamam var. İşte onlardan bir tanesi Ahmet Paşa Belediyesi bu hamamın işletmeciliğini yapıyor. Aynı zamanda buranın bütün bakım, onarım, restorasyon işlemlerini de yeni dönemde halkın hizmetine sundular. Ancak pandemi nedeniyle şu an hamamlar kapalı. Thank you.
Ahmet Paşa'da birçok zatın türbesi bulunuyor. Onlardan bir tanesi de Veli Baba Türbesi. Açık hava türbesi burası ama etrafını belediye tel örgüyle çevirmişler. Görüyorsunuz bu taşın üzerine çeşitli yazmalar, yaşmaklar bağlamışlar. Çeşitli noktalarda yine buna benzer şeyler var. Buradaki inanışa göre niçin adak adarsanız o gerçekleşirmiş. Onun gerçekleşmesi amacıyla böyle bir inanış var. Ne bileyim işte çocuğu olmayanlar veya herhangi bir sınava girecek, sınav öncesinde hedefine ulaşmak için bu tarz inanışlar burada yaşatılıyor. İnsanlar buraya geliyorlar, adakta bulunuyorlar, dualar ediyorlar ve ideallerine, hedeflerine, hayallerine kavuşmak için bu tür inanışları burada hala yaşatıyorlar. Bir yöremiz programının daha sonuna geldik. Sizlere bugün Afyon Karahisar'ın Şirin beldesi Ahmet Paşa'yı anlatmaya çalıştık. Ahmet Paşa'yı tanıtmaya çalıştık. Çok önemli bir yerde, tarihi kalıntılarla dolu ama en önemli noktası ise Çiğli Tepe olan bu güzel beldeyi yöremiz farkıyla ekranlara getirdik. Bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, esen kalın diyoruz. Bizi izlerseniz görürsünüz memleketi. Bizi izlerseniz görürsünüz memleketi. Dinar'da çalan türküyüz biz. Haydarlı'da süren gelenek. Bayat'ta kilim, Erkmen'de vişneyiz biz. Sizinle sizden biriz. Karecik'te hayata gülümseyen çocuğun yüreğinde umuduz. Safiye teyzenin Taşoluk'ta haşhaş dövdüğü yıldan beri yayındayız biz. Sandıklı'da şifalı bir su, İhsaniye'de muhteşem bir vadi, Kocatepe'de yazılan destanız biz. Bizi izlerseniz görürsünüz memleketi. 397 köyü, 59 beldesi ve 18 ilçesiyle memleketin her köşesindeyiz. Mehmet Mermer, yöremiz programını sundu.